Yani bir taraf bir tarafa misilleme yaptı, bir taraf bir tarafa misillemeyle karşılık verecek. Şimdi İsrail ve İran, yani o da şu, iki gazeteci meslektaşımız ortada. Enes, seni bırakmıyoruz. Çünkü hocalarımın sana sorusu var. Ama önce yani atak yapılacak taraf İran ve orada alarm durumu var. Üçüncü derecede alarm. Bizdeki bilgi bu. Oradaki atmosferi de Haydar Şahin'den almak isteriz. Haydar, merhaba. İyi geceler. Biz tabii gözümüz, kulağımız hem oradaki haberlerde ve atmosferi biz de buradan hem çözümleyerek anlamaya çalışıyoruz ve takip ediyoruz olayları. Sana bırakıyorum sözü. Yok, yani öyle bir bilgi basında yayınlandı. İran'ın 3'te 3'lük bir acil durum ilan ettiğine yönelik. Yalnız bu İranlı makamlarca reddedildi. Böyle bir ilan verilmediğini, böyle bir alarm durumundan geçilmediği belirtildi. Ayrıca GPS sorunu yaşandığı ifade edildi gene sosyal medyada. Buradaki yaptığımız denemelerde de GPS'de herhangi bir sorun olmadı. Yani konum belirleme konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığını gördük. Yani acil durum denebilecek bir olağanüstü durum şu anda söz konusu değil. Yalnız son 24 saat içerisinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, BM Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Şangay Genel İşbirliği Örgütü, Endonezya, Malezya, Slovenya, Rusya, İngiltere, Avustralya, Umman ve Çin'li merkezdaşlarıyla görüştü. Bu görüşmelerde de yaptıkları saldırının meşruluğuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Bir aslında kendi cephelerinden bunun tamamlandığını, bunun devamını düşünmediklerini belirtti Abdullahian. Yalnız İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert ve hızlı bir şekilde cevap vereceklerini belirtti. Dakikalar önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı televizyonda, İran Devlet Televizyonu'nda açıklamada bulundu. İsrail'in herhangi bir saldırısında bu sefer 12 saat gibi bir süre beklemeyeceklerini, aksine çok daha hızlı bir şekilde belki saniyeler içerisinde cevap verebileceklerini belirtti. Haydar, bu ne konuşuluyor? Yani saniyeler içerisinde cevap verilecekse lütfen biraz üzerinde duralım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın evet, açıklaması var. İsrail'in muhtemel saldırısı saniyeler içinde karşılık verilecek. Ya bu böyle bizim böyle bahsettiğimiz sınırlı meseleler falan gibi durmuyor. Durmaz, yani iş durmaz, başka bir yere doğru gidiyor. Orada ne potansiyel konuşuluyor? Durmaz. Yani bu yapılan açıklamaların orada şu an karşılığı da öyle yumuşak açıklamalar değil. Yani şöyle bir durum var. İranlı yetkililerin açıklamalarında özellikle kullandıkları bir kelime var. Yani çatışma olarak bunu özellikle belirtiyorlar. Yani bir savaş istemediklerini, bunun bölgesel bir olaya dönüşmesini ya da bir savaşa dönüşmesini istemediklerini üstüne basa basa söylüyorlar. Özellikle çatışma diyorlar. Dolayısıyla Amerika yaptıkları uyarılarda da bu çatışmada tarafsız olması isteğinde bulundular. Hı hı. Mesela Abdullahian bugün Çinli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in yeni bir maceraya atılıp cevap vermesi durumunda çok daha kesin bir şekilde cevap vereceklerini, karşılık vereceklerini, bu konuda da Beyaz Saray'ı uyardıklarını belirtmişti. İş adım adım olarak daha böyle ciddi mesajlaşmalara dönüşüyor. Bir yandan İsrail ciddi ve sert cevap vereceğiz mesajları veriyor. Bir şekilde şuna dönüşmeye başlıyor gibi bir durum söz konusu şu anda. Kim vurdu önce? En son kim vurdu noktasına geliyor yani şu an.